Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki test altının çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Benzer iki üçgenin alanları oranı benzerlik oranı karesine eşittir. E, biliyoruz bunu. Buna göre benzer iki üçgenin alanları toplamı 52 cm kare ve bu üçgenlerin karşılıklı açı ortayları oranı 2 bölü 3 ise. Arkadaşlar benzerlik oranı her şeyleri oranına eşit değil. Mesela açı ortayları oranında benzerlik oranına eşit olmaz mı? Olur. O zaman benzerlik oranı bizim 2 üçgende 2 bölü 3 ise 2 bölü 3'ün karesi ne yapar? 4 bölü 9. Bir üçgenin alanı 4A diğer üçgenin alanı 9A dersek toplamda 13A yaptı ve bu 52 eşitmiş. O zaman A'yı buradan kaç buluruz gençler? 4 buluruz. Madem A 4 büyük üçgenin alanı nedir? Yani bizden 9A isteniyor. A yerine 4 yazdığımızda 4 kere 9 36 yapar cevabımız. Sorumuzun cevabı Balıkesir çıktı. ABC bir ikiz kenar üçgen ve ikiz kenarlık falan filan verilmiş. Ve şu kenar ortay kenar ortay. Arkadaşlar şunlar kenar ortay. İkiz kenar olduğu için aynı zamanda bunlar da çizgi çizgi. Ve ikiz kenarda eşit kenarlara ait kenar ortaylar birbirine eşit değil miydi? Evet. 4 ise hocam burası da 4'tür. Ay, hatta ayırdıkları parçalar da birbirine eşittir. Ve ağırlık merkezi olduğundan 4 ise burası 8'dir. 4 ise burası 8'dir. Peki ağırlık merkezi alan ilişkisi ne diyordu bize? Hocam hop 3. parçayı da çizdiğim zaman 6 eşit parçaya ayırıyor burası. E bitti o zaman soru. Hocam bir tane A neye eşit? Hocam 4 çarpı 8 bölü 2'ye eşit. Yani 32 bölü 2'den 16'ya eşit oldu. ABC ikizkenar üçgenin alanı nedir diye soruluyor. 6a isteniyor bizden. 6 çarpı 16'dan cevabımız 96 yapar. Yani cevap E Evet oldu. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi 120 derece verilmiş. 10 verilmiş. 6 kök 3 verilmiş. Buna göre ABG üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Ağırlık merkezi olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Şu 3 tane alan birbirine eşit olmuyor muydu? Evet. Bu A alanını bulabiliriz. A alanını sen istersen sinüs tam bul. Dediği gelinmez. A ben nereden bulacağım? Hocam 6 kök çarpı 10 çarpı sinüs 120 bölü 2'den yapabilirsiniz. Ama ben 120'yi gördüğüm zaman hocam dış açısı önemli. 60. E dış açıyı gören insan olur. Hop buradan bir dik çizer. 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5. Ve burası 5 köküç olur. Bak işte sen şu üçgenin alanını bulmuş oldun o zaman. Bu üçgenin alanı nedir dostum? Tabanımız ne burada? Hocam tabanımız bak şurası. Yani 6 köküç. Yüksekliğimiz nedir? 5 köküç. O zaman A alanı neye eşit? Taban çarpı tabana ait yükseklik. 6 köküç çarpı 5 köküç bölü 2'ye eşittir gençler. Buradan 15 45 mi yapıyor? Evet cevabımız 45 yaptı. A alanı hocam. E bizden de zaten A isteniyor. Cevap C an oldu. D, C üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Öncelikle burası 12, burası 15. Ne üçgeni? 9, 12, 15 üçgeninden 9 çıktı. Bazı arkadaşlar şunu yapar. Hocam alfa deyip 6 çarpı 10 çarpı sinüs alfa bölü 2'den sonuca ulaşabilirim. Ulaşırsın. Sıkıntı yok. Ama ben şekilde 90 derece varsa. E, bu arada sinüs alfa ne burada arkadaşlar? Karşı bir hipotenüs. 9 bölü 15 yazarsınız çıkar. Ama ben 90 derece gördüğümde üçgenin alanı nasıl hesaplarım? Hocam tabanına ait yükseklik çizerim. Olay biter. E çiz o zaman. 10 tabanına ait yükseklik çizdiğin zaman olay bitti. Bak çizdim. haşı bulursam gerçekten olay bitti. Bak burada bir temel orantı var. Bu bölü tamamı. 6 bölü 15 eşittir. H bölü 9'dan. 3'e böl 3'e böl 2 5. Buradan da ne geldi? 18 bölü 5 geldi. H 18 bölü 5 geldi. Alan ne yapar arkadaşlar? Alan da ne yapacaktır? Tabii ki taban 10 çarpı 10 çarpı 18 bölü 5 bölü 2'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Şu 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 gitti. Cevapta kaç yaptı o zaman? 18 yaptı. Yani sorumuzun cevabı Balıkesir oldu. Yukarıdaki şekilde AFC ve BFD'de taralı alanlar birbirine eşit. E eşitse şu alanları yazalım isterseniz. A diyelim A diyelim. Peki ne yapacağız? Hocam bu böyle taralı alanların eşit olduğu durumlarda A, B dedi, A, A dediğiniz zaman beyaz alanlar varsa bir beyaz alana B alanı değil arkadaşlar. Değil. 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 Peki buraya B desem. Hocam burası da artı B oldu. Burası da artı B oldu. Ve şuradaki alan hakkında bir şey diyebiliyor muyuz? Asla deriz ha. Hocam 2 bölü 6 oran var ya 3'e 1 oran olacak. Burası A artı B burası A artı B bölü 3 gelecek. E, burada sadece işlemle uğraşırız arkadaşlar. Çıkar. İsterseniz buraya 3A 3A deyip buraya 3A buraya da 3B deyip öyle işlem yapabilirsiniz. Ama buraya B dediğimde işler yokuşa sürdüldü ya. Şuraya B deyip öyle yapalım isterseniz. E hocam buraya B dersen bak burası da artı B yaptı burası da artı B yaptı. Pek bir yaramıyor. Şimdi bakın 2 ile 6'ın mantığını kullanalım. Hocam 2'de alan A artı B ise 6'da alan ne olacak? Hani 2 bölü 6 tabanlar oranı alanlar oranına eşit değil midir? Şu üçgenle şu üçgende. Evet o zaman burası A artı B ise şuradaki alan ne olacaktır arkadaşlar? 3A artı 3B olacaktır. Çünkü tabanlardaki oran 1'e 3. Alanlardaki oran da 1'e 3 olması lazım. Buraya 2A artı 3B mi kaldı o zaman arkadaşlar? 3A artı 3B yapması için A'sı buradaysa. Evet. Şimdi neye bakacağız? X ve Y'ye bakacağız. E, bizden zaten X bölü Y isteniyor. X bölü Y'ye bak. X bölü Y neye eşittir? Hocam tabanlar oranı alanlarda var ya alanlar oranına eşit değil midir arkadaşlar? Evet. Yani A artı V bölü neye eşittir? Şuradaki alan bu 2 artı 3 B artı A da 3 A artı 3 B'ye eşit olmadı mı? Yani A artı B bölü 3 parantezinde A artı B isteniyor bizden. A artı B'ler nanay oldu. Cevap da kaç oldu o zaman? 1 bölü 3 oldu. Cevabımız denizli oldu arkadaşlar. Yani verilen bilgileri yine kullandık. Alanlarla ilgili ilişki verilmiş bir de oranlamalar verilmiş hemen alan dağıtımını falan kullandık arkadaşlar. Evet büyük ihtimalle bu soru için gelmişsinizdir. Hoş geldiniz ama çözümü de bu şekilde. Cevap denizli oldu. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıt D doğrusu boyunca katlanmış. Şekil 2 oluşturulmuş. Öncelikle 3, 4, 5 üçgeni katlamada da üst üste binen kenarlar birbirine eşit hocam. 4 ise 4 burası da 5 ise 5 yazdık mı yazdık. Sonra şuradaki alanı A iken alan DC Burası A iken neresi? ABKD. ABKD. Burada kalanı kaç vermiş arkadaşlar? Buradaki alanı 2A vermiş. O zaman buraya bir 2A yazalım. E hocam, dikkat et. A iken hop burası. ABKD, değil mi? Evet, doğru. Bu katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit, üst üste binen açılar birbirine eşit. Aynı zamanda üst üste binen alanlar da birbirine eşit değil midir arkadaşlar? Evet. E o zaman burada bir şey bulduk. Bak 3 4 5 üçgeni şu üçgende göstereyim isterseniz. Burası A iken burayı kaç bulduk arkadaşlar? 2A, A da 3A. Burayı 3A bulduk. E hocam burada ne var? 90'lar mı uçuşuyor? Bir alfa beta var mı? Var. Alfa 90 beta ise, alfa 90 burası da beta. Hocam şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Benzerlik oranı ve alan ilişkisi de var. Benzerlik alan ilişkisi neydi arkadaşlar? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Peki burayı ne bulduk arkadaşlar biz? Burası da x artı 8 değil mi? Evet hocam burası x artı 8 iken burası da x artı 8. Hadi benzerlik oranına bakalım. X lazım ya bize. 90'ın karşısı 5 bölü 90'ın karşısı x artı 8. 5 bölü x artı 8 benzerlik oranının karesi eşittir alanlar oranı. Hocam alanlar oranı a bölü 3a ezbere gitme. Bak benzer olan üçgenler. Hocam burası a iken benzer olan üçgen büyük üçgen. Demek ki A bölü 3A değil. A bölü 4A diyeceksiniz. Üçgenlere dikkat. E o zaman burada hocam karesini mi alacağız böyle? Tabii ki alma kardeşim. A'lar gitti. Her iki tarafın kare kökünü al bence. Hocam burası 5 bölü x artı 8 yaptı. Eşittir 1 bölü 2 oldu. İşler dişler yapınca da buradan x artı 8 eşittir 10 geldi. Ve x'i de buradan kaç bulduk? 2 bulduk arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı. Dar açılı bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen çizelim. Emre derseniz komutanım deyip hemen çiziyoruz kardeşim şöyle üçgenimizi. Harflendirmeleri de vermeyi unutmayalım arkadaşlar. A, B, C. Tamam. AB'nin orta noktası D olsun. Eyvallah. Sonra ve AB'nin orta noktası D, orta noktası D ya. Şu eşitleri de yazmayı ihmal etmeyelim. Tabi orta noktası olduğunu gösterelim. Çevrel çemberin merkezi o olsun. Hocam burası çevrel çemberin merkezi olsun. Bak tam olarak şurası. Tamam hocam dedik. Şurası o çevrel çemberin merkezi. Şimdi çevrel çemberin merkezi deyince ne anlıyorsunuz? İki şey anlıyoruz aslında. Hocam çevrel çemberin merkezi dediğimiz yer aslında şu üç köşeye de eşit uzunlukta olan yerdir. Ya da çevrel çemberin merkezi dediğimiz yer kenar orta dikme merkezidir de diyebilirsiniz. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Ya da çevrel çemberini çizip bakın çizelim. Çevrel çemberini çiziyorum arkadaşlar. Buradan böyle çizdim. Hop çizemedim. Çevrel çemberini çiziyorum arkadaşlar. Bakın şöyle şuradan hop bu sefer çizdim. Çevrel çemberin merkezi burasıysa A hocam merkez burasıysa o zaman ben bunu böyle çizdim. Bunu yani çemberdeki en etkili silahımız yarı çap çizmektir. Al sana yarıçap çap. yarıçap yarı Yani bunlar ne oldu? yarıçap 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 e hocam burada da ortalık da vermiş. Bak ikiz kenar var. İkiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Bak yalnız bunun böyle doğrusal olduğunu söylemiyorum. Dikkat. Bak bunun devamı buraya gelir demiyorum. Belki bunun devamı şuraya doğru gelecek arkadaşlar. Bilemeyiz konu. Belki buraya doğru gelecek bunun devamı değil mi? Ben buradan bağımsız sadece şunu çizdim. Ya onu da çizmem gerekecek. Orta nokta demiş ya ikiz kenar var kenar ortay var. O zaman ben buradaki e, şu çizilen kenar ortayın yükseklik olduğunu direkt söyleyebilirim. Sonra ne yapacağım? Sonra ne yapacağım? Sonra ne yapacağım? Devam edelim isterseniz. Daha sonra diyor ADO üçgenin çevrel çemberini çiziniz diyor. Bak 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 bak. ADO üçgenin çevrel çemberini çizeceğiz. Çizelim kardeşim. ADO üçgenin çevrel çemberini böyle çizince ne geldi arkadaşlar? Bu ADO üçgenin çevrel çemberini çizdim. Bu çevrel çemberi çizince çemberde şunu biliyoruz değil mi arkadaşlar? Çapı gören çevre açı neydi? 90 dereceydi. E o zaman burası bizim 90 derecesi. Bizim çemberin merkezi burada bir yerde mi? Evet. Sonra ne olacak? Madem burada bir yerde arkadaşlar. Başka neden bahsediyor bizden? Onlara da bakalım. Burada merkez olduğunu fark ettik. Bu çembere daha sonra ADO üçgenin çevre çemberini çiziniz. Bu çember AC'yi A ve E noktasında kessin. Evet, AC'yi A ve E noktasında kessin diyor. AE uzunluğu 8 birim diyor. DE uzunluğu 5 birim diyor. DE'yi çizeceğiz demek ki. Çizelim şöyle DE'yi. Şurası 5 birim diyor. Sonra diyor. AED açısı AED açısı da 45 derece diyor. E peki hocam. Buna göre ABC üçgeninin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Burada ne yapacağız arkadaşlar. Burada ne yapacağız. Burada ne yapacağız. Burada. 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 Hocam. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradaki çapı kullanacağız. Şuradaki çapı kullanalım arkadaşlar. Şu bizim çapımız mı? Evet. Çapı gören çevre açı burada 90 dereceydi. Ben de burada aslında şuradan şöyle şunu çizecek olursam. Hocam bu da bakın. Çapı gören çevre açı 90 derece oldu mu arkadaşlar? Oldu. Burası da 90 derece. Aa hocam ikiz kenar bu. İkiz kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı ne yapacaktır? İkiye eşit parçaya bölecektir. Soru çıktı. Hocam burası 8 oldu. E madem burası 8, 8 bunlar da eşit eşit. Yani şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Şunlar eşit, bunlar eşit. E o zaman burası A iken burası 3A olmuyor muydu? Buradaki A alanını bulabiliriz biz. Niye? Bak sana buradaki açıyı 45 derece demiş. Buradaki açı 45 derece. Ve burası 8, burası 5. Haydi A alanını bulalım. Hocam şuradan bir 90 derece çizdik mi olay bitti. 90'ın karşısı. 90'ın karşısı burada kaç? Ya da büyük ABC üçgenin alanı isteniyor değil mi? Hiç gerek yok. Dur 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 dur. dur. Ya, 3A ya yazmama da gerek yok. Hocam burası 8 iken burası 8 mi? Evet. Bunlar eşit. Bunlar eşit olduğu için orta taban oldu. Hocam 5 ise burası 10 oldu. E orta taban olduğunda bunlar da paralel oldu. O zaman buradaki açıda ne oldu arkadaşlar? 45 derecesi 45 derece. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Nedir? 10 çarpı 16 çarpı sinüs alfa bölü 2 dersiniz. Hı <laughs> hı dersiniz. Siz deyin. Ben demiyorum. Niye? Hocam 45'i gördüm. Çekerim bir dik olay bitsin kardeşim. 90'ın karşısı 16 ise e, 90'ın karşısı 16 ise 16 bölü kök 2'den burası 8 kök 2 yapar arkadaşlar yüksekliğimiz evet. Üçgenin alanında ne olacaktır? 10 tabanına ait yükseklik 8 kök 2 olduğu için 10 çarpı 8 kök 2 bölü 2'den kaç yapıyor? 40 kök 2 yapıyor cevabımız böylelikle arkadaşlar. Yani cevap akçay oldu. Evet burada bir ince nokta var. O ince noktayı gör, 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 gör görmeye karşıyız. Ha. <laughs> görmeye karşıyız. O ince nokta şu. Şurası çap ya. Şunu çizdiğimizde çapı gören çevre aç 90. Bir de burada iki x kenar. x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için bu tavan iki eş parçaya böldü. O yüzden buradaki eşitlik geldi. İnce nokta arkadaşlar burası. Buna dikkat edin lütfen. Evet gençler. O zaman cevap akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki verilere göre ABD üçgeninin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Taralı üçgen nedir? Hocam buradaki açıların nokta nokta vermiş ama bir işimize yaramıyor. Ayrı gayri yerlerde. E ben bunun devamını getirsem böyle hocam burası nokta açısı oldu. Yan yana geldi ama dış açı ortay bir işime yaramadı. O zaman şunu şöyle uzatsak bunu böyle uzatırsak daha güzel oldu. Hop burası da nokta açısı oldu. Evet. Bak açı ortay. Açı ortayda kola dik çizilmiş oldu. E açı ortayda kollara çizilen dikmeler neydi arkadaşlar? Birbirine eşitti. Haydi bakalım birbirine eşitliğini kullanalım kola dik çizdim. Şöyle kola dik çizince açı ortay kollara çizilen dikmeler veya birbirine eşit. Hocam burası 6 ise burası da 6 oldu mu? Oldu. Sonra hocam şu üçgende şöyle yapabiliriz. İki farklı şekilde anlatacağım. Bu dış açı ortay. Şunun tamamının oranı 3 bölü 4 olacak. Ee, 3 bölü 4 olacak. Dolayısıyla burası 3A ise burası tamamı 4A. Buraya A kaldı diyebiliriz. A'da kalan A ise 3A'da kalan 3A deyip hocam toplam 4A alanı 6, 4 çarpı 6 bölü 2 diyebiliriz. Böyle birinci bir yol söyleyebiliriz. Dış açı ortayı da kullanıp. Ama ben bu şekilde yapmayayım isterseniz. Şöyle yapayım. Ee, bizden taralı alan isteniyor. Arkadaşlar biz neyi bulabiliriz? Şuradaki üçgenin tamamını bulabiliriz. Niye? Bakın 4 tabanına ait yükseklik var değil mi gençler? 4 tabanına ait yükseklik. Evet 4 tabanına ait yükseklik 6 olduğundan dolayı. Şuraya 4 çarpı 6 bölü 2 deriz ve tüm sarı alanı bulmuş oluruz. Sarı alandan neyi çıkartacağız? Şuradaki mavi alanı çıkartırsam olay bitti. Bu mavi alan nedir? Bu mavi alanda da taban üçgen. Tabana ait yükseklik 6 değil mi? Evet. 3 çarpı 6 bölü 2'yi çıkartırsak olay bitiyor. 24 bölü 2 12'den 9'u çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve cevap kaç yapıyor? 9 değil pardon 3 yapıyor. Tekrar söylüyorum. Dış açı ortaydan oran bulup alan dağıtıp o şekilde alanı yazabilirsiniz. Ya da şu büyük üçgenin alanından mavi alanı çıkartıp yani siyah alan yaptı burası. Mavi alanı çıkartıp şuradaki alanı da bulabiliriz. Ee, büyük üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2. Şu mavi alanda 3'ü kullanacağız ya bak 3. 3 tabanla ait yüksekti 6 oldu. 3 çarpı 6 bölü 2 çıkarttık ve güzel bir soru. Cevap Ceyhan çıktı. ABC üçgeninde AC ile ED birbirine paralel verilmiş. Arkadaşlar şunlar birbirine paralel verilmiş ve sonra Burası K iken burası 2K verilmiş. Hemen DCK iken burası da 2K verilmiş. Alan AB'yi 12 vermişler ve 4 var burada. Aa, şuradaki alan isteniyor arkadaşlar bizden. Hmm. Gençler oranlamayı şu an kullanamıyoruz değil mi? Oranlama varsa tamam alan dağıtma yapacağız ama oranlama var. Aynı zamanda paralellik de var. Temel orantı benzerliği yapacağız belli ki. Hocam temel orantıyı ben nasıl yapayım? Ya şunu mu uzatayım? Hayır kardeşim biz senenin başından beri biliyoruz. Paralel doğruları uzatıp işlem yapmıyor muyuz gençler? Yapıyoruz. Aslında bunu da uzattığımızda da çıkacak ha direkt. Nasıl çıkacak? İki farklı şekilde yapayım ben bunu. Şunu şöyle uzatsam temel orantıyı yine kullanmış oluyorum. Yok sıkıntı olmuyor. Hocam temel orantıyı kullanmış oluyorum. 2'ye 1 oran var. O zaman burası da 2 ise burası da A mıdır arkadaşlar? Evet. Bakın 2 bölü 3 oran var. Benzerlik alan ilişkisi. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. E, hocam burası 4 aysa burası tamamı 9A olacak. Buraya 5A kaldı. A 4A 4 ise 4A eşittir 4 ise A eşittir 1 geldi. E 5A kaç yaptı o zaman? 5 yaptı. Çok güzel. E şimdi burada da 2'ye 1 oran var. E hocam 2A'da kalan 12 ise A'da kalan kaç yapar? 6 yapar. E bitti gitti. 6 5 daha kaç oldu arkadaşlar? Bizden de 6 ile 5'in toplamı isteniyor. 11 yaptı. Sanırım en kolay çözüm yöntemi bu oldu arkadaşlar. Evet. Başka türlü şu paralel doğru uzatıp da, da yapabilirdiniz ama sanki bu daha kolayı oldu gençler. Haberiniz olsun. Bir de siz şu paralel doğru uzatıp da yapın isterseniz. Cevap Akçay oldu. Yukarıdaki verilenlere göre ABC üçgeni alanı en az kaçtır diye soruluyor. Hocam o zaman ben bunun en az değerini bulmam lazım diye şey yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim hocam o zaman buradaki en az olması için. Bir bakalım ya şu 120'yi kullanalım arkadaşlar. Öncelikle 120'yi kullanalım. 120'yi kullanırsak olay bitecek sanki. Şuraya bir A dersek, şuraya da BB dersek bazı arkadaşlarınız formülden yapıyor olabilir. Hiç sıkıntı değil. Hocam 2A artı 2B eşittir. Pardon. A artı B neye eşit arkadaşlar? A artı B artı 120. A artı B artı 120 eşittir. 180 olduğundan A artı B'yi 60 bulursunuz. E 2A artı 2B artı B açısı da 180 derece değil mi? E, hocam 2 artı 2B 120 oldu. B'yi de kaç bulduk buradan? 60 bulduk. Evet B açısı 60 derece oldu gençler. Madem B açısı 60 derece. Aa, şimdi gençler bak 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 olaya bak. ÖSYM'de böyle bir şey zaten yani bu verilerle ilgili şeyi söylemişliği var arkadaşlar. Şimdi biraz trigonometri bilgisi ama trigonometri sizi de yapacağım ben bu soruyu. Arkadaşlar bir kere burası 60 dereceyse burası 14 burası 16 ise buradaki kenar kesinlikle çıkar. Ama hocam en az değeri soruluyor. Ya buradaki değerin kesin bir değeri var. Bak kesin bir değeri var. O değer nedir? Hocam demek ki iki değer çıkıyor ki o yüzden en azını sormuş. Çünkü burada açı var. Burada 16 var. Burada 14 var. Sen buradan dik çizerek de o sonuca ulaşabilirsin. Bazı arkadaşlar kosinüs teoreminden de yapar. Gülüyorum çünkü kosinüs teoremi kullanmadığımı seviyorsunuz. Ama ve, ama velakin lakin. Gençler ben size şöyle bir şey dedim. ÖSYM'de e sordu dedim. Bir üçgende eşkenar üçgende şunu bilseniz sizin açınızdan iyi olur arkadaşlar. Şöyle bir şey çizdiğiniz zaman. 3'e 5 ise burası. 3, 5 ve bütün kenarlar 8 ise arkadaşlar. 8, 8'lik bir eşkenar üçgende. Burası 60, burası 60, burası da 60 ya. Sen buradan dik çizip işlem yaptığında daha önce ispatladım. Burası 7 çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu eşkenar üçgendeki bu 3 7 8 ya da 5 7 8 çok önemli arkadaşlar. ÖSYM de soruyor. Hatta bazı öğretmen arkadaşlarımız iyi öğrencilerine bunu bilin diye söyler. Ben burada herkese hitaben söylüyorum arkadaşlar. Eğer 60 derece varsa böyle ya da böyle 3 7 8'i direkt gördünüz mü? 3 7 8 7'yi gören 60'tır ya da 5 7 8 gördünüz 7'yi gören direkt 60'tır diyebilirsiniz. Ya da 60 var. Bakın ya da 60 var. 60 var. 8 7 var. O zaman burası 3'tür ya da 8 7 varsa burası 5 olabilir arkadaşlar aynı zamanda. Yani 8 7 olduğunda iki ihtimalim var. 60 burası ise eğer. Ya 3 olur ya 5 olur. Zaten bizden buranın alanının en, az değeri soruluyor ya. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımız zaman 16 ve 14. Bunun iki katı ÖSYM'de iki katını sormuşluğu var zaten. Yani direkt dik çizip işlem yapacağına ya da kosinüs dönem yapacağına şunu bilmek gerçekten çok faydalı arkadaşlar. 8'lik üçgen eşkenar üçgende 3'e 5 ayrıldığında burası 7 oluyor. Bu benim hep ne aklımda ve çok da işime yarıyor. Sizin de aklınızda olursa gayet hoş olur. E hocam burası bakın 14 burası şey 16. Yani burası 8'in 2 katı. Hocam burası da 8'i 7'nin 2 katı değil mi? 2'nin 7 katı ya da burası da 2'nin 8 katı. Hocam 8 var 7 var. Bak 8 7 varken bir de 60 varsa diğer bu kenar ya... 5'tir ee, ya da kaçtır arkadaşlar? 3'tür. O zaman biz neyi seçeceğiz? Bu üçgenin alanının en az değeri sorulduğu için hocam 3'ü seçeceğiz. Yani 2 3 6. Bu kenar en az 6 olursa arkadaşlar. Yani bizden şu üçgenin alanı isteniyor. Hocam burası 16. Burası 14. Burası da kaç oldu? 6 olursa e, ve burada kaçın 60 derece olursa bu iş çıkacaktır arkadaşlar. Tabi bu 16 ve şeyi şöyle çizeyim de 16 burası. 14 burası. Burası 6 olursa. Yani olay şuna döndü aslında. Arkadaş 16, 14, 60 var. E 16, 14, 60 olduğunda iki tane üçgen çıkabilir. Ya bu 16, 14, 6 üçgendir. Yani burası bir geniş açılı bir üçgendir 60 derece olduğunda. Ya da şöyle bir üçgendir. E, 16, 14 bir de 10 üçgendir. O zaman bu bir dar açılı üçgendir diyebiliriz arkadaşlar. Burada çizdiğim dik sadece içeri düşüyor. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8 oluyor. Buradaki çizdiğin dik de dışarı düşüyor sadece arkadaşlar. Şimdi buradan dik çizdiğimiz zaman arkadaşım şöyle şöyle. E o zaman ne olacak arkadaşlar? 90'ın karşı 16 ise 30'un karşı 8 olacağından buraya düştü. 2. E, 30'un karşı 8 ise burası da 8 kök 3 yaptı. Bizden zaten bu üçgenin alanı isteniyor. Alan da ne yapacaktır arkadaşlar? 6 çarpı 8 kök 3 bölü 2. 48 kök 3 bölü 2'den cevabımız 24 kök 3 çıkacaktır gençler. E hocam ben bunu nasıl anlayacağım? Yani dediğim gibi arkadaşlar bu e, 8'lik eşkenar üçgende 3'e 5 e ayrıldığında şu üçgene dikkat edin. Gerçekten çok işimize yarıyor. Ama bilmesek ne yapacağız? Ya yani bilmesek bu soruyu çözmek biraz e, zor olacak. Tabi yorumunu yapmak biraz zor olacak. İsterseniz tamam anladıysanız kapatın videoyu. Diğer soruya geçin. Ben biraz daha oyalanayım bu, vide bu videoda. Şimdi ben bunu bilmiyorum hocam. Bilmiyorsam ne yapacağız? E zaten ben Ezbere de karşıyım biraz ama bazı özel sorularda, bazı özel yöntemler çok işimize yarıyor. Bu da benim bildiğim kalıplar arasında arkadaşlar. Öyle çok fazla kalıp da bilmem biliyorsunuz. Neyse 60'ı bulduk burada. E hocam burada o zaman şu yorum yapalım. Burası 60 60'sa e, buradaki kesin değer çıkacaktır. Çünkü bir açı var. 14 var, 16 var. Buradaki değer çıkacaktır. E benden ABC üçgeninin alanının en az değeri isteniliyorsa demek ki bunun bir büyük değeri çıkacak, bir küçük değeri çıkacak. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Yani Buradaki biraz önce de dedim ya iki ihtimal var ya böyle olacak arkadaşlar ya şöyle olacak üçgenimiz ya da üçgenimiz şöyle bir geniş açılı üçgen ya da dar, dar açılı bir üçgen olacak arkadaşlar ama bunu soru anında kestirebilmek biraz zor ben de şu an soruyu çözdüğüm için bunu rahat bir şekilde videom burada ama soru anında gerçekten düşünmek zor arkadaşlar bunu e, o zaman burada ne yapacağız arkadaşlar yani en az değeri olması için buradaki üçgenin geniş açılı olması lazım diyeceğiz sadece Şurayı küçültmek istiyoruz sadece. İki ihtimal var. Bir darken burası çıkar. Bir de genişken. E o zaman orası genişken yükseklik sadece dışarıya düşüyor diyebiliriz arkadaşlar. Yüksekliği dışarı düşürelim o zaman. Şimdi 90'ın karşısı 16 ise bakın 60-90 ise bakın burası 30 derece diyeceğiz. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı burası 8 diyeceğiz. Burası da 8 köküç olacak. Pisagor bağıntısı yaptığın zaman burası 2 çıkıyor arkadaşlar. E burası 2 çıkarsa burası da 6 çıktı. E o zaman buradaki üçgenin alanı isteniyor. Tabanın altı iken yüksekliğinde 8 kök 3. E alanda kaç çıkar o zaman? 6 çarpı 8 kök 3 bölü 2. 48 kök 3 bölü 2'den 24 kök çıkar arkadaşlar cevap. Tamam. Cevap edilemit oldu. Biraz. Biraz. Biraz değil. Baya bir zor. Evet. Uzun zamandır bir soruya böyle şey demiyorum. Çünkü bunu düşünmek zor ya. Gerçekten zor. Ben de açıkçası şu 5-7-8 ya da 3, 7, 8... Aklıma gelmeseydi bu düşünce tarzıyla çözemezdim. E biliyorsunuz arkadaşlar şey yapmıyorum yani. Daha öncesinde de bakmıyorum bu sorulara. Yani e, o 3, 7, 8 aklıma gelmeseydi büyük ihtimalle ben de Mortingen olacaktım. Yani soruyu çözemeyecektim arkadaşlar. Burada haberiniz olsun. Neyse geçelim diğer soruya. AB uzunluğu 8 verilmiş. BC uzunluğu 12 verilmiş. Arkadaşlar burada hemen ben şunu görüyorum. Hocam 12 tabanına ait 2 var ve 8 tabanına ait de 3 var. Hemen şunu şöyle yaptığım zaman büyük üçgenin alanını bulabilirim. Nasıl? 8 çarpı 3 bölü 2 bu alan. 8 çarpı 3 bölü 2 artı 12 çarpı 2 bölü 2. 12 çarpı 2 bölü 2'ye eşit bu alanda arkadaşlar. O zaman büyük alan ne yaptı arkadaşlar? Büyük alan 24 bölü 2'den 12 artı 12 ve 24 yaptı. Tüm alanı 24 buldum arkadaşlar bu şekilde. Tüm alan. E tüm alanı 24 buldum. Benden de şuradaki şey isteniyor. Hmm. Hmm. Ne yapacağız hocam burada? Eyvah eyvah. Ya arkadaşlar şuradaki 90'dan dolayı herhalde şeye dalacağız biz arkadaşlar. Şuradaki dörtgene dikkat eder misiniz lütfen? Burada bir dörtgen var. Dörtgen de herhalde sinüsten çözeceğiz. Gerçi ben sinüsten de çözmeyi sevmiyorum ama neyse. Arkadaşlar bakın şuradaki dörtgende Karşılıklı açılar toplamı 180 mi? Evet bunların toplamı da 180 olacak. Dolayısıyla ben buraya bir alfa dersem burası da ne yapacaktır? 180 eksi alfa olacaktır. 180 eksi alfa oldu. E hocam burada ne yapacağız? Valla ben büyük üçgenin alanı buldum ya. Bir onu bu kullanayım isterseniz arkadaşlar. Tamam bunu bulduk. Alfa ise 180 eksi alfa bulduk. Bu büyük üçgenin alanı 24 ya. Hocam ne yaparız? E tabanına ait yükseklik çizeriz. Çiz kardeşim tabanına ait yüksekliği. Hop tabanına ait yüksekliği çizecek olursak büyük üçgende. 12 çarpı h bölü 2. 12 çarpı h bölü 2 de 24'e eşit. Aa, bak bak. H ne geldi? Bak bir an mutlu oldum. Niye? Güzel bir şey geldi. H ne geldi? 4 geldi. Aha da bak sen şu işe. 90'ın karşısı 8 iken hangi açının karşısı 4'tür? Değil mi? Açı da lazım ya bize burada. 30'un hocam. E burası 30 çıktı. E o zaman burası 150 çıktı. E tamam bitti. 2 çarpı 3 çarpı sinüs 150 bölü 2. Ben yapar mıyım ben? Hayır tabii ki. 150'yi gördüysen de bak ısrarla yapmıyorum ya. Vallahi billahi. Bana gıcık diyeceksiniz ama böyleyim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 150'yi gördüğüm zaman ya buradaki dış açısı lazım bana ya da buradaki dış açısı lazım. Buradaki dış açısı hocam 30 dersek böyle dik çizdiğinde 90'ın karşısı 3. 3 bölü 2 ile uğraşacaksın. Bunu boş ver. Geldim buraya. Hocam burası 30 sa buradan bir dik çizerim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 yapar. E o zaman bu üçgenin alanında ne yaptı arkadaşlar? 3 çarpı 1 bölü 2 alan 3 çarpı 1 bölü 2'den 3 bölü 2 yapar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Ya da buraya kadar geldin ya. 3 çarpı 2 çarpısını 150 bölü 2 de yapabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Gençler cevabımız böylelikle akçay oldu. Tabi ee, bayağı bir şey kullanıyoruz burada aslında ya İnce ayrıntılı bir soruyumuş. Yüksekliği çizince sanki daha da kolaylaştırdık. Yoksa ben sinüs teoremine falan girecektim burada. Ee, şu üçgenin alanını yazacaktım mesela ilk önce yeşil üçgenin alanını. Hocam 2 çarpı 3 çarpı sinüs alfa. 180 x alfa bölü 2 yazacaktım. Büyük üçgenin alanını da yazacaktım 8 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2 yazacaktım. Onu da 24'e eşitleyecektim. O yüzden sinüs alfa'yı bulacaktım, sinüs alfa'yı da bulduktan sonra burada yerine yazıp yine sonuca ulaşacaktık gerçi arkadaşlar ama sinüssüz bir şekilde böyle de bulmuş olduk. Tamam mı gençler? Cevap Akçay. Yukarıda verilere göre BAHC üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar ne yapacağız? Bu dik üçgen. Dik üçgenin kenarları. Tabanına ait yükseklik çizmeme gerek yok. Zaten dik kenarlar çarpının yarısıdır. Adam zaten sana bunları istemiş A Hocam A çarpı tamamı. Şuraya da bir B diyeyim isterseniz. A çarpı A artı B bölü 2'yi bulacağız. E adam tamam alan işi bırak kenara en son yaparsın o işi. Alan işi en kolay iş zaten. Sana burada açılar da vermiş. E şuradaki açı alfa dersem burası da alfa. E burası alfa 90 buraya beta dersem alfa 90sa burası da beta değil mi gençler? Aha da bu üçgen ile bakın şu üçgen ile alfa beta 90'lı bir üçgen bir de büyük üçgen benzer mi oldu? Evet. E bazen benzer olduğunu fark ediyorsunuz ama böyle ışık görmüş tavşan böyle kalıyor biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorsanız öğrenin böyle ışık görmüş tavşan gibi böyle kalıyorsunuz arkadaşlar. Kalmayın kardeşim. Orada bir benzerlik var. Niye benzerliği uygulamıyorsun? Haydi uygula. Uygula bakayım benzerliği. Uygulamazsan elinden geleni yapmazsan verilen bilgiyi kullanmazsan çıkmaz tabii ki. Alfanın karşısı A'nın. Hocam A'yı B'yi mi bulacağız? Bakalım alfanın karşısı büyük üçgende 6 kök 3'e oranı. Eşittir. Betanın karşısı 6 kök 3'ün. Betanın karşısı hop. A artı B'yi oranı. Hocam A çarpı A artı B buradan bir şey gelmedi ki. 6 kök 3 çarpı 6 kök 3 108 yaptı. Eyvah eyvah. Ne yapacağız burada? A'yı B'yi ben bulamam. Demeyin. Şansınızı deneyin. Ama soruyu okuyun bir şey yapamıyorsanız. BHC üçgeninin alanı. Hocam BHC üçgenin alanı nedir? A çarpı A artı B bölü 2 değil mi? A çarpı A artı B bölü 2. Bazen öyle bir şey oluyor ki siz bir denklem bulmuş oluyorsunuz. O denklemi soruda kullanmak zorunda kalıyorsunuz. A'yı B'yi ayrı ayrı bulmak zorunda değilsiniz. Bak senden A çarpı A artı B bölü 2 isteniyor. E A çarpı A artı B 108. Yani 108 bölü 2 isteniyor senden. O da kaç yaptı? 54 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle edremit oldu.